Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de milli takımımı gerçekten mükemmel yapacağım. Gerçekten harika olacak arkadaşlar. İlk olarak Meksika'nın ikinci kademe paketlerini açacağız. Sonra Türkiye milli takımımı 82'ye yükselteceğim. Ve ardından arkadaşlar üçüncü kademe paketlerini açana kadar oynayacağım. Sonrasında videoya devam edeceğiz. Yani bu videoda bayağı bir emek harcayacağım arkadaşlar. Bu videoda sizlerden tam 2000 beğeni bekliyorum. Hepiniz yaparsınız arkadaşlar. 2000 beğeni bekliyorum herkesten. Hadi bakalım like bombardımanı yapın. Gerçekten çok büyük desteğinize ihtiyacım var. Videoyu da baştan sona izlemeyi unutmayın. Yeniyseniz arkadaşlar abone olun ve bildirimleri açın. Yarın da video gelecek. Ona göre arkadaşlar haberiniz olsun. Bayramda da videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Bayramdan sonra da inşallah devam edeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hız kesmeden hemen başlayalım. Hemen girdik arkadaşlar ve 75 genlik gördüğünüz gibi takımım var burada ve bu 75 genlik takımla birlikte takımı güncelledim çünkü aslında en yüksek halinde ama maalesef tam olarak yükselmedi. Carlos Vela'yı gerçekten çok beğeniyorum abi ve şimdi ikinci kademe paketlerini açacağız arkadaşlar. Carlos Vela ama adamdır gerçekten. Hemen arkadaşlar ikinci kademe paketlerini açmaya giriyoruz ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Hemen arkadaşlar birinci kademenin son paketini alıyoruz ve sonrasında da ikinci kademe paketlerine geçeceğiz. Hemen Layun'u buradan alacağız ve bayağı da bir ödül veriyor. Sonrasında üçüncü kademe paketleri için çok heyecanlıyım. Birazdan onları da oynayıp geleceğim arkadaşlar. Birazcık zamanımı alacak ancak arkadaşlar onları da oynayacağım. Saldırgan, Ueda ve Layun maalesef başka elit oyuncu çıkmadı. Ancak arkadaşlar fena değil. Layun da zaten çok işimi görecek. Takımı da güncelleştirdiğimize göre hemen ikinci kademeye geçelim arkadaşlar. Umarım Türkiye'yi 82 yan yapabiliriz. Yapamazsak çünkü biraz sıkıntı olabilir. Umarım yapabiliriz arkadaşlar. Hemen girdik. 10.000 jeton. 30.000 kaleci XP'si. Abi kaleci XP'si niye 30.000 veriyorsun? Neyse. Dünya fişi. Martins. Palacios. Abi çok düşük oyuncular verdi ve aynı oyuncu verdi. Paket çöp ya. Gerçekten en kötü paketlerimden birisini açtım. Ama ben dediğim gibi 3. kademe paketleri için heyecanlıyım. Ama bakarsınız belki buradan da elit çıkar. Belki buradan çıkar, oradan çıkmaz hatta. 15.000 jeton. 15.000 defans XP'si. 2 dünya fişi. 1 driplingci. Kurucega, Fuentes ve yüksek bir şey ver abi. 73'lük veriyor ya. Bu takım nasıl 82 olacak abi? Ben bunun da açmak istiyorum ama bu takım 82 birazcık zor olur. Tamam Türkiye'yi yaparız belki ama bu birazcık zor olacak. Bunda da Vela var aslında. Vela'ya güveniyorum. 20.000 defans XP'si. Bonus puan. Dünya sahnesi puanı. G grubu puanı. Bu puanlar da işime yarayacak abi. Bunlardan dolayı da mutluyum. Alvarez ve Talavera abi ya. Gerçekten XP'ler hariç oyuncular gerçekten düşük çıkıyor bayağı. En azından Dos Santos'u çıkaracağız. O yüzden de sıkıntı yok aslında. Üzülmeye de biliriz. Ama abi yine de fena gidiyoruz. Yani fena değil diyemiyorum. Kötüyüz. Hadi abi bir elit oyuncu falan verirse gayet güzel olacak. Dünya sahnesi puanı 3 tane verdi. Marquez. Hadi abi bari 76 bir şey ver. 76 verdi ama Dos Santos verdi ya. Dos Santos zaten gelecek abi buradan. Neyse bakalım buradaki ödüller belki güzel gelir. Hadi abi buradan 2 elit çıkar mı bilmiyorum. Umarım çıkartırız. Hadi bakalım abi. 30.000 jeton. 5.000 orta saha XP'si. 2 bonus puan, 7 tane dünya fişi gayet güzel. Ortacı, Garcia, Jones ve abi yine güzel bir şey çıkmadı. Olsun abi, sağlık olsun, sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar Türkiye takımını güçlendireceğim. İlk olarak bir Meksika takımımıza bakalım. Sonrasında Türkiye takımını da güçlendireceğim. Ancak buradaki oyuncuları da alalım arkadaşlar. Umarım 75 üstü falan bir şeyler çıkar şuradan da. Çok ümitli değilim ama 75 üstü bir şeyler çıkarsa derken 75'lik Oxlade Chamberlain çıktı. Ve arkadaşlar İngiltere çıkması da gayet güzel oldu bu arada. İngiltere'nin çıkması gerçekten harika oldu. Bonus puan, markajcı, uf beceri geliştiricileri bayağı bir çıkıyor. Bunlar da işimize yarayacak. 3 seviye olsun artık bunlar da ama daha olmayacak. İlerleyen zamanlarda bunları da 3 seviyeye yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Atik çıktı, Atik güzel abi. Atik önemli bir oyuncuma yarıyordu ama hangisine yarıyor şu anda hatırlamıyorum. Program puanını da daha alamıyoruz. Neyse onları ileride alırız. Şu anda 77 yine yükselmiş bu arada. En yüksekken yaptığımız zaman bu arada Dos Santos niye koyulmadı ya? Dos Santos takımda değil mi abi? Dos Santos niye koyulmadı? Anlamadım. Dos Santos nerede abi? Bir dakika Dos Santos nerede? Burada. Allah Allah niye koyulmuyor abi? Acaba kadroda var diye mi gözükmüyor? Bakayım burada var mı? Burada gözüküyor abi Dos Santos. Burada işte. Nerede abi nasıl koyacağız? Anlamadım. Ha bir çıkartayım bir öyle bir deneyeyim abi sağ beke koymayı falan deneyeyim bakalım. Heh geldi tamam arkadaşlar. Şimdi o zaman Dos Santos sağ beke koyalım ki Gutierrez orada boost falan artsın. Aynen güzel oldu. Şimdi arkadaşlar 78 gene yükseldik. En yüksek genli halimiz bu şekilde oldu. Türkiye'de 81 gen. Bakalım 82 gene yükselebilecek miyiz arkadaşlar? En yüksek gene bastık ve bu şekilde oldu takım. Neredeyse herkes yerli yerinde duruyor. Yunus Mallı hariç herkes aslında mantıklı bir yerde duruyor. Ancak Yunus Mallı mantıksız yerde duruyor. Bu arada Gökhan Gönül'ün de boostunu yükselttik. Gayet güzel oldu bu da.
Bakalım abi şimdi neler olacak. İlk 11'e tekrardan geleceğiz şunların hepsini yaptıktan sonra. Cenk Tosun da arttı abi. Burada artması gayet güzel oluyor bunların artması bu arada. Çünkü 82 yan olmasına daha da yaklaşacağız. Bir düşünsenize olmadığını. Şu an 82 yan olmazsa video tamamen iptal olur. Çünkü yapamam. Uf, Vela Draxler falan da artıyor. Gayet güzel olacak arkadaşlar. Mükemmel olacak. Hadi bakalım Draxler falan. Ama Almanya kartımı maalesef 82 yan daha yapamayacağım. Daha sonra yaparız onları da. Şimdi arkadaşlar burada yükseltme yapmam lazım birkaç tane. Neleri yükseltelim? Çağlar yükselebilir aslında. Çünkü aslında Çağlar da abi 25.000 XP istiyor. Gerçekten çok fazla ya. Nasıl yükselteceğim bilmiyorum. Bu en düşük şu an. Selçuk İnan 78 gen ve 3.000 falan istiyor. Buna bir şeyler basabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle oyunculardan doğru basalım. Evet bu şekilde. Aynen oldu. 82 yeni de yükseltelim arkadaşlar. Hızlanması falan da artık fena değil ya. Yine iyi oldu. Takım da 82 yeni oldu bile arkadaşlar. O zaman ben şimdi arkadaşlar bunu oynayacağım. Sonra Meksika'yı da yükselteceğim. Meksika'yı da oynayacağım arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden Meksika'yı bile 82 yeni yükselttim. Yani yükseltebildim. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Ve bu takımı da yükseltmiştim zaten arkadaşlar. Ve bu takımlarla birlikte gerçekten harika bir şeyler yaptık. Mükemmel bir şekilde hepsini tamamladım sizler için. Sırf sizlere güzel videolar çıkartabilmek için. Güzel paketler açabilmek için arkadaşlar. Ve şimdi 3. kademeye geldik. Ve arkadaşlar 3. kademeyi tamamladım gördüğünüz gibi. İlk olarak Meksika, sonrasında da Türkiye'yi açacağız ve Türkiye'yi yükseltebildiğim kadar yükselteceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar yükselecek. Gayet güzel oldu. Hadi bismillah. Elit oyuncularla devam etmek istiyorum. Lütfen güzel şeyler olsun abi. 20.000 jeton, 15.000 herhangi XP, dünya fişi bir tane verdi aslında az ama. Bayağı bir oyuncu verecek şimdi. Umarım elit oyuncu çıkartırız. Maximovic, Montes, Peralta, Pizarro, Danev, Koron. Of abi çok kötü geldi ya. Bu arada 4 tane Meksika oyuncusu ve 4 de elimde bulunan gereksiz oyunculardan oluşuyor. Lütfen elit oyuncu ver EA lütfen. Hadi abi like'larınızı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Like bombardımanı bu videoya bekliyorum. 50.000 orta saha XP'si gayet iyi. Dünya fişi yine bir tane verdi. Dünya sahnesi puanı iyi abi seviyorum. Alanis, Aguilar ve abi Peralta. Belli abi çıkmayacağı belli ya. Buradan niye hiçbir şey çıkmıyor abi? En azından şuradan Okoa'ya çıkaracağız ama Okoa'ya gelmeden de bir elit istiyorum. Gerçekten artık yeter. Bayağı bir öğe var çünkü artık bir elit ver. Dünya fişi de bir tane veriyor. Gerçekten bayağı düşük veriyor. Torabi, Marquez ve... Abi gerçekten bayağı kötü veriyor ya. Hadi abi yüksek şeyler ver artık. Hadi ya lütfen. Hadi. EA Sports lütfen be. 50.000 jeton, 10.000 orta saha XP'si, 5.000 defans XP'si, bonus puan, dünya fişi, dünya sahnesi puanı, içgüdülü ve... Abi lütfen. Yok abi gelmedi. Oraya gelene kadar hiç elit gelmedi ama belki buradan 2 tane elit çıkartırız. Okula paketinden, özel paketten 9'da dünya fişi veriyormuş bu arada gayet güzel. Ve hadi bismillah diyoruz. Lütfen EA Sports 10 dünya fişi, dünya sahnesi puanı, Cooper, Yamaguchi, Asano ve Okoa'yı çıkardık. Okoa'ya sevinemez olduk. Bu ne ya? Gerçekten çıldıracağım abi şaka gibi. Okoa'yı çıkardık da sevinemez olduk abi Okoa'ya. İlginç gerçekten ilginç. Neyse hadi bakalım abi. Bu şekilde oldu şu anda. Şu ödülleri de alalım arkadaşlar o zaman. Ne kadar alabiliyorsam alacağım. 2 tane alabiliyorum galiba. 8 tane program puanı verecek bakalım bize. Bonus puan 9. C grubu, E grubu. Katılamayanlar mı? Dünya sahnesi etkinliğinin dünya grubu puanlarını kullan 14 Haziran'da. Ha, katılamayanlar puanı gibi bir şey geldi. Tam anlamadım ama o da işimize yarar. Ben zaten daha etkinliği tam olarak anlamadım. Şu bonus puanlar falan işime yarayacaktır. Hani yarayacak. Elit oyuncu falan çıkartabiliyoruz çünkü onlara da bakacağım. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de sıra. Hadi abi Türkiye'den bari takımımı bayağı bir geliştirecek hamleler gelsin lütfen abi. Gerçekten benim için çok önemli. Umarım Türkiye paketlerinden güzel bir şeyler çıkartırım. Lütfen güzel bir şeyler çıksın abi. Gerçekten çok önemli. Hemen alıyorum arkadaşlar ve lütfen EA Sports güzel bir şeyler ver ya. 20.000 jeton, 5.000 forvet XP'si, 4 dünya sahnesi. Melling, Arda Turan, uf 76 ile başladık. Yine... Ömer Toprak 83 gen stoper lazımdı güzel oldu ama 2 tane Arda ne ya. Ne güzel gidiyorduk neyse güzel abi elit çıkardık gayet güzel abi mükemmel oldu bu. Gayet güzel tamam sıkıntı yok abi devam. Daha Enes Ünal'ı da çıkaracağız. Gaza geldim şu anda hadi abi. 5000 antrenman XP'si, 5000 forvet XP'si, 1 dünya fişi, dünya sahnesi puanı. Bir dakika şu an 5 tane daha oyuncu çıkacak. Bunların 3'ü Türk 2 tanesi farklı. Hemen açıyoruz. Bakalım buradan ne geliyor. Hadi abi yüksek bir şey. Yüksek ver. Abi Arda verme artık. Yeter Arda vere vere. Gerçekten içimiz dışımız Arda Turan oldu. İki pakette 3 tane Arda ne?
Tamam, bir pakette 2 taneyi belki anlarız da 2 pakette 3 arada birazcık fazla oldu. 20.000 defans XP'si, 2 tane bonus puan, 2 dünya fişi, 1 dünya sahnesi puanı ve abi lütfen yüksel. Yüksel. Ah be. Abi bu ne ya? Bu nedir ya? Azıcık yüksel abi. Hadi EA Sports. Azıcık daha yükselebiliriz. Bir tane elit verdin, bir daha da verebilirsin. Hadi abi forvet XP'si, kaleci XP'si, orta saha XP'si, bonus puan, dünya fişi, Caner, Özel Kup, Topal. Ah be abi, ah be abi. Bir şeyler veremedin mi ya? Hadi abi şu Enes Ünal'ın yanına bari bir şeyler koy. Maç golikten de dünya kupasına hazır mısınız diye bildirim geliyor. 60.000 jeton, 5.000 antrenman XP'si, bonus puan, dünya fişi, dünya sahnesi puanı, içgüdülü. Üff, neyse. Enes Ünal'ı da aradık arkadaşlar. 2 tane elit geldi Türkiye milli takımımıza. Aslında gayet güzel oldu. Fena olmadı arkadaşlar. Hemen şöyle en yüksek yerine basacağım. Diziliş değiştirmemiz gerekiyor galiba. Hemen abi değiştirelim. Hemen. Çabuk. 83 gene yükseliyor abi. 4-3-3 atak yapınca 83 gen oluyor. Bakalım bu şekilde. Uff, gayet güzel oldu bu arada. Bir tek Olcay Şahan'la Hakan Çalhanoğlu etki etmiyor. Bu biraz sıkıntı oluyor. 3-4-3 yaparsak ne olur abi? Bu sefer de Serdar Aziz'e etki etmiyor. Ha. Olsun abi, Yunus Mallı ile Serdar Aziz'e o zaman etki etmesin. Bu şekilde ben daha çok seviyorum çünkü takımı zaten. Beceri geliştiricisi var mı hiç yükselen? Yok abi, beceri geliştiricileri böyle kalmış. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Şimdilik 83 gen olduk. Fena değiliz abi ama daha da yükselebilirdik tabii ki. Neden az yükseldik bilmiyorum. Hemen şurada arkadaşlar 2 tane daha ödül açacağız. Bir tane de oyuncu çıkacak galiba şu ödüllerden. Hadi abi. 90.000 de jeton çıkacakmış. Hadi abi oyuncumuz bakalım kim çıkacak. Hadi abi bari buradan yüksek bir şeyler ver. Hadi bakalım. Yok abi. Maalesef güzel bir şey gelmedi. Şuradan da 90.000 jetonumuzu alalım. Bayağı bir coins de veriyor aslında oyun ama maalesef arkadaşlar efsane bir şekilde de ilerleme gösteremedik. Bu yüzden de gerçekten kusura bakmayın diyorum sizlere. Enes Ünal'ın XP'lerinde Enes Ünal'a basmak istiyorum basabiliyorsam abi. Çünkü zaten Enes Ünal'ın kendi XP'si abi. Adamın kendi hakkı. Basacağım o yüzden. Ama abi 88'e de yükselmesine gerek yok şimdi. Daha da önemli şeyler var. Hani Cenk Tosun'a falan basarız. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Yarın şu etkinlikten videolar gelecek. Zaten artık siz bu etkinliği oynamışsınızdır. Dünya sahnesi 14 Haziran'da başlıyor. Yani aslında benim bu videoyu çektiğim günün akşamı başlıyor ama ben bu videoyu bayramdan dolayı erkenden çekiyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. Yarın bununla alakalı da video gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradan mükemmel bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun ve bay bay.